Başarısızlık korkusu. Şimdi de size başarısızlık korkusundan sonsuza dek nasıl kurtulacağınızı anlatacağım. Başarısızlık korkusu hayatında değişimler yapmak isteyen birçok insanı durduran bir olgudur. Kaybedenler başarısızlıklardan korkuyor bu yüzden de hüsrana uğruyorlar. Harekete geçmekten korkuyorlar. Telefon açmaya korkuyorlar. Kitap yazmaktan korkuyorlar yardım istemekten dahi veya tavsiye almaktan dahi korkuyorlar. Paradoks şu ki dünyadaki en başarılı insanlar en sık başarısızlıklarla karşılaşan insanlardır. Peki bu neden böyle? Cevabı basit aslında. Çünkü başarısız olmuş insanlar başarılı olmak için birçok kez deniyorlar ve daha fazla hata yapıyorlar. Yani daha çok tecrübeye sahipler. Fakat olumsuzluklar başarılı insanları durduramıyor. Çünkü onlar kendi hatalarından ders çıkarıyor ve bundan dolayı da daha bilgi hale geliyorlar. Winston Churchill'in dediği gibi herkes hata yapabilir. Yalnız bilgi olanlar bu hatalardan ders alır. Sorunlar ve başarısızlıklar herkesin başına gelebilir. Başkanlar, milyonerler, sanatçılar ve spor yıldızları bile çok büyük sorunlarla karşılaşır. Bunu hiçbir zaman unutmayın. Fakat başarılı insanları diğer insanlardan ayıran fark başarısızlıkları özel bir şekilde algılama becerisidir. Başarısızlıkları geri bildirim aracı olarak görmek gerekir. Başarılı insanlar yaşadıkları tüm olumsuzluklarda yönlerini düzeltmek için ipucu arar. Maksimum sonuca ulaşamamışlarsa dahi bu olumsuz deneyimlerden her zaman için iyi bir ders çıkarabilirler. Başarısızlıklar Ters almadığımız zaman bizim için olumsuz bir deneyim olarak kalır ve ileriye gidişimizi durdurmaya neden olur. Mesela dünyaca ünlü birkaç insandan gerçek örnekler sunayım size. Dünyanın en ünlü basketbolcusu Michael Jordan potayı en çok tutturan sporcudur. Ama aynı zamanda da potayı ıskalamada da dünya rekoru kırmıştır. Napoleon Hill dünyada en çok milyoner çıkaran Düşün ve Zengin Ol adlı kitabının yazarı hayatının büyük bir bölümünü fakirlik içerisinde geçirmiştir. Walt Disney 32 Oscar ödülünün sahibi. Hayatı boyunca tam 7 defa iflas etmiştir. Ray Kroc dünyaca ünlü McDonald's'ın kurucusu yaklaşık 25 tane iş girişiminde başarısız olmuş ama pes etmemiştir. Ve 54 yaşında McDonald's'ı kurarak milyar dolarlık olmuştur. Efsane araba üreticisi Henry Ford'un dediği gibi başarısızlıklar her şeye baştan ve daha akıllıca başlamak için bir gerekçedir. Dünyanın en zengin kadınlarından Oprah Winfrey kendine şu sözleri slogan edilmiştir. Başarısızlık diye bir şey yok. Sadece ders vardır. Herhangi bir sorunla karşılaştığınızda kendinize şu soruları sorun. Bu durumun iyi tarafı nedir? Bundan ne öğrenebilirim? Nasıl bir ders çıkarabilirim? Gelecekte bundan kaçınmak için neler yapmam gerekir? Unutmayın ki başarısızlıklar ileri ve yukarıya doğru gerçekleşen eylemlerin bir parçasıdır. En başarılı insanlar başarısızlıklara en fazla sayıda uğrayan insanlardır.